Çin seninle düşmançılık yapar. Çin niye? Ha, Doğu Türkistan'da 40 milyon Türk'ün özgürlüğünü istiyorsunuz. Böyle. Çin benden düşman olsun. Ben Çin'e ne istiyorum ki? Özgürlüğümü istiyorum. Çin bana düşman olmuş artık. Benim özgürlüğümü elimden almış. Ben özgürlüğümü istiyorum. Ha, yerinde otur. Azerbaycan'da otur. Niye Azerbaycan'da otururum? Ben 300 milyona yaklaşık Türk'ün bir askeri, bir evladıyım. Nasıl da sesimi çıkartmamalıyım? Ona göre ki böyle politikadayla konuşulmaz. Politik nasıl konuşur? Hepiniz iyisiniz. Çin de iyidir. İran da iyidir. Rusya da iyidir. Ben de burada bir cumhurbaşkanıyım. Neyse o cumhurbaşkanlığı kime lazım o? Ben bu söylediğinizi çok iyi anladım. Ve yola çıktık. Bizim mefkuramız ve hedefimiz aydındır. Hedefimiz milletimizin özgürlüğü ve bağımsızlığıdır. Büyük hedefimiz bütün esir Türklerin hilasıdır. Doğu Türkistan'daki 40 milyon Türk'ün, İran'daki 30 İran değil, Azerbaycan gününde yaşayan 30 milyon Türk'ün, Irak'ın kuzeyinde yaşayan 2 milyon buçuk Türk milletinin, Türkmen değilen Türk'ün, Batı Trakya'da yaşayan Türk'ün, Kıbrıs'taki Türk'ün, dünyanın neresinde varsa köle edilmek isteyen ve köle olan veyahut kalan veyahut ezilmek veyahut başkası tarafından ezilmek isteyen Türk'ün hilasıdır. Biz bu yola çıkmışız. Ve biz bunu Rusya'nın içinde de istiyoruz. Bizim insanlarımız Kazan Türkiye'yle de ilişkidir, Kırım Türkiye'yle de ilişkidir. Biz onların da özgürlüğünü, bağımsızlığını istiyoruz. Suvaş Türkü, Hristiyan Türküdür, 4 milyondur. Bizim kardeşimizdir. Biz onun da özgürlüğünü istiyoruz. Kakaoz Türkü'nün de özgürlüğünü istiyoruz. Dünyada bütün Türklerin bağımsızlığını, özgürlüğünü istiyoruz.